Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Kubilay Can. Bugün sizlere yine ilginç bir videoyla HTML videomuzun Part 2 serisini çekmeye devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar öncelikle yazıları kodladık. Bugün de ne yapacağız? Bugün banner kodlama yapacağız. Banner'ın boyutlandırmayı, sağ sol yukarı aşağı olaraktan boşluklar bırakmayı göstereceğiz. Hattası banner'ın içerisine banner bile nasıl atılmış onu bile göstereceğim. Şimdi ilk önce banner nedir? Öncelikle şöyle bir herhangi bir siteden göstermek isterim. YouTube mesela, YouTube'a girelim, doğru. Mesela YouTube'a girdik. Evet, YouTube'a girelim. YouTube'daki şuradan şu kısmı görüyorsunuz. Şu kısım şurayı değil, şu aşağıyı görmeyin. Yukarıda bir siyahın olduğu bölümde YouTube'un altında bir rengi biraz daha gray tarzında bir renk var. O renk banner'dır, tamam mı? Bunlara banner, bu da banner sayılır aslında. Sol banner, sağ banner. Burası içerik olarak geçer. Ondan sonra yine en alt kısmında footer vardır. Ki bunda var mı bilmiyorum. Bakayım. Hiç en alta inmedim direkt. Evet, başka şeyler çıkıyor. Neyse. Evet arkadaşlar, şimdi yukarıda görmüş olduğunuz bu mesela menü banner. Menü bar olarak geçer genellikle. Burası banner kısmı. Şimdi biz böyle bir banner yapacağız, tamam mı arkadaşlar? Şimdi nasıl yapıyoruz bu banner'ı? Öncelikle bunu bahsedeyim. Arkadaşlar iki türlü CSS açabilirsiniz. CSS ne? CSS bizim sitenin şablonları oluşturabileceğimiz, üzerinde çalışmalar yapabileceğimiz bir dosya. Index gibi. Index HTML gibi. Şimdi ne yapıyoruz? Öncelikle onu bahsedeyim. Kusura bakmayın, hastayım arkadaşlar. Onun için pek öksürük sesimi duyabilirsiniz. Pardon, file açmışım. Şimdi arkadaşlar buraya geliyoruz. Folder diyoruz. Buraya CSS yazıyoruz. Kapatıyoruz. Şimdi böyle bir dosya açtık. Sonra yine dur bir dakika, şöyle yapayım da file diyoruz. Buraya style.css diyoruz. Evet, şimdi geldik. Style.css'imiz açıldı. Şimdi buraya nokta banner, pardon, niye yazmadın? Heh, nokta banner diyoruz. Şimdi biz banner'ımızı oluşturduk. Görüyorsunuz, banner oluştu. Şimdi biz banner'ın içerisi boş bu. Şimdi içerisini dolduran widget diyelim. Kaç olsun? Size daha net anlatacağım için 3300 piksellik bir eni olsun. Boyu 50 piksel olsun. 50 az mı olur? Yok ya, iyi olur, iyi olur. Ya da 100 piksel diyelim, daha net anlayın siz de. 100 piksellik de boyu olsun diyor, boyu olsun. Daha sonra background'da ne olsun? Ben brown'u daha çok seviyorum. Brown olsun. Brown rengi bayağı sevdiğim renk. Bordo. Pardon, kahverengi. Bordo nereden çıktı? Evet, brown koyduk mesela. Banner'ımızı bu şekilde, mesela örnek olaraktan gösteriyorum bunu. Bir tane daha banner oluşturalım. Nokta banner derseniz zaten yukarıda var. Eğer sen buraya ID kısmına atadığında bu banner'ı görmeyip hangi banner'ı görecek o zaman? Yani bir hata alabilirsin sistemde. Onun için burası ID olarak görmenizi tavsiye ederim. Burası ID kısmı. Glasses kısmına yazacağınız ID burası. Banner 2 diyorum ben buna. Tamam mı? Şimdi aynı işlemi şöyle yapacağız. Sadece değiştireceğim. Kopyala. Çoğumuzun yaptığı şey yapıştır. Şimdi buraya geliyoruz. Mesela buraya 100 diyoruz. Yüzde işaret. Bu neden var arkadaşlar? Buraya piksel yazdık abi. Buraya niye şey yaptık? Şimdi arkadaşlar telefonlara veya bazı bilgisayarların genişlikleri önemli. Yani ekran genişlikleri önemli. Bunu mesela notebook var. Laptop var ve bu bilgisayarlar, tablet var, telefon var. Bunların boyutlandırmasını sağlıyor kendisi bizzat. %100 oranıyla burayı sığdırmaya çalışıyor web sayfasını. Ama böyle yaparsanız belki taşabilir. Şu aşağıdan bir ileri veya yan çubuğu, sol çubuk, sağ çubuk olabilir. Görebilirsiniz yani. Evet, şuraya da 50 piksel diyeyim de daha net anlaşılsın. Daha küçük göreceksiniz bunu arkadaşlar. Bunun rengini de mavi yapmak istiyorum ya da mor olsun, mor da iyidir. Evet, şimdi arkadaşlar tıklayayım mı? Hani bir şey olmadı. Niye olmadı? Çünkü biz buraya girmedik.
Ama ilk önce neye gireceğiz? Arkadaşlar ilk önce biz burada link vereceğiz. Yani hani ben size bir ara dedim ya, link kitaplıktır. Yani bir bilgileri aktarmaktır. Şimdi yapalım onu. Buraya link diyorum. Rel diyorum. Buraya still diyorum. Sheet olarak. Ve hashraf diyorum. Ve nerede dosyamız? Bakın dosyamız gözüktü. Dosyamızı buraya aktaracağız. CSS dedim. Dosyamızı bak gördü bak ne CSS'teki still dosyası. Tıkladım. Ve ne yapıyorum? Yan tarafa geçiyorum ve kapatıyorum dosyayı. Şimdi bu bitti mi? Bitmedi. Şu an biz sadece kitaplığımızı derledik. Daha içerideki veriyi işlemedik daha. Şu an biz burada işlenmiş veriyi, ham veriyi işleyeceğiz. Bunu nasıl yapacağız? Şöyle. Şimdi div diyorum arkadaşlar. Div. Glass diyorum. Bakın. Glass dedim. Bak çıktı zaten gördüğünüz gibi. Banner mı? Banner 2 mi? Hangisini seçiyorsun kardeşim diyor. Banner'ı seçeceğim diyorum. Ve devamını getiriyorum. Evet şimdi bir tane daha. Aynı şekilde div dedim. Yine banner 2. Biliyorsunuz anlatmaya gerek yok fazla da. Evet şimdi hazır mıyız? Bakalım olmuş mu? Bakın gördüğünüz gibi şimdi arasındaki farkı biraz anlatacağım. Bakın bunun arasındaki fark ile bunun arasındaki farka bakın. Şimdi şöyle yaptım. Bak sonu burada bitti. Maviden fazla görüyorsunuz mu? Görmüyorsunuz. Çünkü niye küçüktüm? Ona göre gördü boyutu. Ama yukarıdaki arkadaşı görüyor musunuz? Ben illa 1300 piksel olacağım diyor. Yani öyle bir tavır sergiliyor bize. Şimdi şöyle diyorum ben de diyorum ki arkadaşlar %50 bir oranda giderseniz her şeyi net bir şekilde ayarlayabilirsiniz diyorum burada. Evet şimdi ben diyorum ki ya ben bu ikisi arası çok birleşmiş. Ben bu iki arkadaşı ayırmak istiyorum ya. Bunu nasıl ayırabiliriz? Buraya geliyoruz. Banner 2 kısmında aşağı hemen bir kod gireceğiz. Nedir? Margin diye bir kod gireceğiz. Margin top. 10 piksel değerini vereceğiz. Ve şu anda indekse gelip bakalım mı bir daha? Evet baktık. Bakın yukarıdan bir boşluk verdik. Şimdi ben o margin topu siliyorum. Margin bottom diyorum yukarıdakine. Bakalım ne olacak? Öncelikle şunu bir pardon. Heh. Evet şimdi bakayım. Tamam şimdi o oldu. Margin bottom diyorum. Ona da aynı şekilde 10 piksel diyorum. Bu da aşağı verdi. Yani şöyle diyorum arkadaşlar. Margin top yukarıdan. Yani buradaki banner 2 değerimiz yukarıdaki banner değerimizin banner 2'deki top yani yukarıdan bana 10 piksellik boşluk bırakmanı istiyorum diyor. Ve yukarıdan 10 piksellik boşluk bırakıyor. Yine banner 1 değerimizdeki yani bannerımızın aşağıdaki banner 2'de bottom değeri atayıp 10 piksel ben aşağıdan boşluk istiyorum diye ikisi de hemen hemen aynı işlevi görüyor. Sadece birbirlerine olan bannerlara iyi bir kavramanız gerekiyor onu söyleyeyim. Şimdi bunu yaptık. Abi ben diyorum ki yukarıdaki banner var ya şu. Diyorum ki ya ben bu banner'ı left bölümünü pek hoşuma gitmedi. Margin left diyorum. Ya diyorum ki ben bu left'e 10 piksel vereyim ya. Ne demek istemişimdir burada? Sola doğru boşluk ver demişim. Bakın bakalım vermiş miyim? Evet vermişiz. Yine aynı şekilde aşağıda da arkadaşlar bir su içeyim de. Evet margin left değerinde de sola doğru bir boşluk verdik. Evet şimdi aşağıdaki mavi bannerımızın aşağı taraftaki margin olarak değer verirsek bunun için de şöyle yapalım. 10 piksel diyelim. 10 piksel. Bakalım ne oldu sizce?
eşitlendi. Yani margin değeri sağdan da, soldan da, aşağıdan da, yukarıdan da her şekilde onar piksel bir boşluk yarattı. Yani 360 derecede hepsini bir boşluğu oturtturdu yani, onu söyleyeyim size. Bu sadece sola doğru boşluk yarattı. Eğer bunu right yaparsan sağa doğru boşluk yapar. Eğer bunu bottom dersen ve buna 100 piksel dersen aşağı doğru iyice bir boşluk yarattı. Bununla beraber 10 piksellikle beraber 110 piksel değerinde atadı. Ve buna bir top değerini verirsen de yukarı tarafta bir boşluk yarattı. Şu var arkadaşlar. Background Attachment Fixed var. Bu nedir? Sabitliyor. Bu sabitleyicidir. Bu sabitleyici arkadaşımızı gördünüz değil mi? Şimdi normalde fazla şey yok arkadaşlar. Onu bir sileyim şuradan da. Çok kafa karıştırmasın. Evet şimdi. Evet. Hani ileride anlatacağım. Bu gitgide aşağı doğru gide biz tasarım yapacağız. Bu tasarım yaptıktan sonra anlayacaksınız. Dediğim gibi bunu ileride zaten siz de kavrayacaksınız olayı. Siz bunu yapmayı öğrenin. Zaten ondan sonra iş kolay. Zor bir şey yok yani. Bu küçük teferruatlı kodlara bakmanıza bile gerek yok. Onları ileride zaten ben size hani küçük teferruat dedim yani, ya abi ben de mesela bu butona tıklayınca ben forum sitesine ulaşmak istiyorum ya da forum adam giriş yapmasını istiyorum. Bu girişi nasıl yapabiliriz? Ya da ben bu adamın mesela onun hakkında mesela verilerin girmesi gerektiği bir forumu oluşturup da bu verileri Firebase'e nasıl oluşturabiliriz? Bunların hepsini anlatacağım sizlere. Bu arada HTML videosu bu şekilde devam edecek. Bir süre böyle devam edecek. Bir süre sonra da biz bir süre sonra da sizlere mobil uygulama yapacağız ve siz de yapacaksınız bu mobil uygulamayı. Android Studio indirmeye çalışın. Çünkü neden? Bu program üzerinde sizlere hazırlamış olduğum ileride de olabilir, belki yakın zamanda da olabilir. Flashing, yani hani şu uygulama indirip de el feneri uygulaması var ya, tıkladığında ışık yanıyor. Sizlere onlardan yapacağım ve siz de yapacaksınız bu uygulamayı. Siz bunu belki satabilirsiniz de ya da yükleyip de bundan bir para kazanma olayınız da olabilir. Dediğim gibi arkadaşlar fazla da vakit harcamayalım, devam edelim konumuza. Şimdi ben diyorum ki benim background'da arkada bir resmim olsun, yani resim olsun. Ne olabilir bu, nasıl yapabiliriz? Öncelikle buna bir şey yapalım. Evet, şimdi CSS oluşmuş. Şurada da gördüğünüz üzere. Bakın CSS'i oluşturduk. Şimdi buraya bir images resim dosyası oluşturuyoruz. Buraya bir tane ben de... Evet, ben images dosyasının içerisinde... Bende nerede var bu dosya? Şu dosyayı, emoji. Emoji JPEG dosyasını buraya mesela yaptık. Değil mi? Şimdi şöyle yapalım. Bunu şöyle indirelim aşağı. Şimdi gelelim indekse. Body arka plandır arkadaşlar. Yani bu beyaz kısım var ya, şu arkada gördüğünüz beyaz kısım. Bu bir body'dir. İçeriğinin gireceğin yerdir aslında. Yani içerik değilsem sayfanı oluşturabileceğin, hayalindeki artık ne sayfalar varsa o şekilde oluşturabileceğin yerdir. Bakın gene söylüyorum. Başlık. Şablon içeriği internet servisi. Öyle düşün. Tamam. Bunda hemfikiriz. Şimdi gelelim. Nasıl yapacağız? Peki abi biz yukarıda mesela CSS açtık. Peki bu CSS açmadan sadece index HTML ile yapabilir miyiz? Aslında yapabilirsin kardeşim. Çok zor değil. Şöyle yapabilirsin. Hidden içerisine style dosyası açıp içerisinde ne yapabilirsin mesela? Düşünelim. Mesela background üzerinden gidelim. Body diyelim. Background image URL diyerekten yapalım. Olur mu? Hadi bakalım yapalım. Background color dedik de şuraya bir image yazsak olur bence ya. URL diyorum. Ve ben buraya ismi neydi? Emoji miydi? Emoji. Emoji.jpg diyorum. İnşallah doğrudur ya. Evet. Aa dur, şuraya URL'de yazmamışım. Tamam. Şimdi bunu yazdık. Bakalım abi.
Beraber bir bakalım. İlk önce olmuş mu? Pek görünmüyor ama. Ha, ben yo, olmuş olması lazım. Bir dakika. Bir saniye arkadaşlar. Evet. Pardon. Evet, dosyayı belirtmemişiz. Tamam. Şimdi dosyayı belirttik. Dosyanın yolunu gösterdik. Şurada bir dosyada bir hata almıyorum. Şimdi dedik ki image dosyanın içerisinde emoji JPEG dosyası var. Ve sen bu dosyayı arka planıma yerleştir diyorum. Ve bakıyorum yerleşti. Şöyle bir geniş alalım mı arkadaşlar? Hadi bir geniş alalım şöyle. Bakın. Bunu yapabilmek zor değildir herhalde. Kimse bilmiyor zannetmiyorumdur. Ctrl'e basıp şöyle geri geri şey yapacaksın yani. Neyse inşallah biliyorsunuzdur bunlar. Yani bilmeyen ne varsa da artık bilgisayarı başa oturmayın. Allah Allah. Neyse. Şimdi emoji dosyalar işte böyle sıra sırayla yan yana alt üste işte böyle böyle geniş bir şekilde background arkaya yerleşmiş oluyor. Ki zaten siz de görüyorsunuzdur buradan umarım. Evet şimdi ben diyorum ki bir saniye. Ben diyorum ki ya ben bir tane emoji istiyorum ve tepesinde dursun. Ne gerek var anasını satayım ben bir sürü emojiye diyorsan eğer direkt background diyoruz. Background. Ground diyoruz. Şöyle yapalım direkt. Şuraya repeat diyoruz. Ve buraya no repeat diyoruz. Bir saniye. No repeat diyoruz. Evet. Bakalım mı? Baktık. Ben tek emoji olsun diyorum. Yeter abi ya. Gerek yok diyorum. Bir tane emojim bana neyin? Yani yetmiyor mu o kadar? Yani böyle olabilir. Mesela diyorsun ki ya abi ben emojileri ya da resim varsa ya da kendi tasarladığın resmin varsa bunu nasıl şey yapacağız? Ondan biraz bahsedeyim. Bunu da şu şekilde yaparsın kardeşim. Enine. Enine yani hani ben size vidit diyordum ya enine. İşte bu enine oluyor. Enine değerine vereriz. Nasıl yaparız bunu? Vereriz. Vereriz. Cümleye bakma. Ulan var ya yemin ediyorum. İlkokul öğretmenim görse yüzüme tükürür. Halimiz itten beter, keyfimiz paşada yok ya. Neyse. Evet, şimdi enine değer verdik. Bakalım olmuş mu? Evet olmuş. Bence çok güzel olmuş. Böyle bir de enine verdik ya bitmiyor ha. Evet, enine verdiğimiz değer bu. Şimdi bir de boyuna verelim. Bakın burada repeat x yazdık. X değeri, y değeri. Biz bu matematikte de bile bunu bir bıkmadan, bir peşimizden kurtulmadan bir x, y, z formatı. Bu dünyada bir şey yani artık ismini duyurmuş. Bilinmeyendi. Bir zamanlar bilinmeyendi. Bir zaman şimdi enine boyuna değer verilmiş oluyor. Neyse. Şimdi buna bir de y vereceksiniz arkadaşlar. Çok zor da anlamamışsınızdır diye düşünüyorum. X, y, z yok yani o kadar değil. Evet. X, enine, y, boyun olarak resimlerin aynısını klonlayıp aşağı doğru eşit bir şekilde veriyor. Şimdi ben bunu sileceğim arkadaşlar. Çünkü gerek yok. Pardon. Evet. Şimdi bozmasın yani. Mesela arkadaşlar bunu bu şekilde anlattım. Bir de şunu söyleyeyim. Hani banner'da diyorsunuz ya abi. Peki biz şurada şu style yaptık ya. Sen de şurada style gördüm. Burada da style var. Peki bu div'de de style olur mu? Olur kardeşim. Çok güzel olur hem de. Bak bakalım. Style diyorsun. Ne diyorsun? Vidit. Pardon. Margin. Top. Örnek olarak gösteriyorum sadece. Aynı şekilde orada ne giriyorsan burada da aynısını giriyorsun. Kardeşim. Değişen bir şey yok. Ve evet. Gördün. Evet, videomuz kaç dakika oldu? Ben de onu bilmiyorum ama tamam. Bugünlük bu kadar yeter arkadaşlar. Gitgide biraz daha bir şeyler katacağız. Sizlerle beraber sayfa yapacağız. Ben bir tanesini zaten oluşturup bırakacağım. Haftaya yine aynı şey üzerinden devam edeceğiz. Dediğim gibi siz de devam edin. Siz de benim gibi yapmaya çalışın. Tamam mı arkadaşlar? Çünkü elinizden geldiğince hani ya yapamam, edemem demeyin. Herkesin içinde bir şey vardır yani. Nasıl söyleyeyim? Yetenek vardır diye düşünüyorum yani o kadar da değil yani.
Bunu yapmak zor değil. Kodu yazacaksın. Zaten sen yazdıkça öğrenirsin. Ben de aynı şekildeyim. Yazdıkça öğreniyorum. Yani hani olabilir insan oluyoruz. Hatalarımız da olabilir. Ha, bu hatalarımızdan yüzümüze vurmayınızı da istemiyorum. Çünkü gerçekten hani ben belki bu videoda da bazı kelimeleri kaçırmış olabilirim. Bazı kelimeleri bilmiyor olabilirim. Olabilir. Ve öğrendiklerimi her zaman beynim içine saklardım. Ya da bir yere not ederdim. Ki ileride bir şey olduğu anda değerlendirip kullanayım. Ve bazıları not etmişim kafamda, bazıları ne edememişim defterimde, yani öyle söyleyeyim. Her neyse, fazla konuştum bugün. Kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun. Hoşça kalın, mutlu kalın, dostça kalın. Kalmadan önce de şu kanala abone olmayı unutmayın. Hadi bay bay, görüşürüz.